Herkese merhaba. Bu hafta deprem günlükleri serimizin 3. videosuyla yayındayız. Bu haftaki videoda Mustafa Şen'le beraber ve diğer arkadaşlarımızla beraber Malatya'da anlık olarak çektiğimiz videoları sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Malatya'da hasar tespitindeki 3. günümüz ve ekip arkadaşım, değerli arkadaşım Mustafa Şen'le beraberiz. Bu caddede pek çok yıkım var. Şimdi caddede beraber yürüyeceğiz ama ilk karşılaştığımız manzara bu oldu caddede. Zaten yol kapatılmış durumda. Enkazlar yola doğru gelmiş. İleride daha da çok gelmiş. Ne düşünüyorsun Mustafa Bey? Güçlü kolon, zayıf kiriş sisteminden ötürü kolon ve kiriş bölgeleri mafsallaşmış. Üst üste tost gibi bütün binalar gelmiş. Gösterebilirsin. Peki yani hani ben de söyleyeceğim ama senin de fikrini merak ettim. Aslında biliyorum ama hani kayda geçsin diye soruyorum. Sen de pek çok binada tespit yaptık şu ana kadar. Genel olarak şehrin sorunu ne? Neyi eksik yapmış bu şehirdeki vatandaşlarımız ya da müteahhitlerimiz, mühendislerimiz? Şu ana kadar bizim girdiğimiz bütün binalar 90 yılının altındaydı. Daha eskiydi yani, değil mi? Daha eskiydi, evet. 1960-70'lerde. Yıkık bina bir iki tane denk geldi ama genelde orta ve ağır hasarlı binalar vardı tespit ettiklerimizde. Günlük 10-12 binaya bakabiliyoruz. Ve binalarımız iş hanı büyüklüğünde. Hani bağımsız bölümleri 10'dan 70'e kadar çıkan var. Hani büyüklüğü anlamamız açısından bunu söyleme gereği duydum. Yani bunun şehrin dışında merkezindeki iş hanlarına aslında bakıyoruz. Evet. Şehrin merkez yapısı olduğu için de tabii iş çok yavaş yürüyor. Baktığımız bütün binalarda hasar tespitini nasıl yapıyorsunuz? Mühendislik hizmetleri var yani. Yönetmeliğin belirlediği kriterler var. Kriterlere göre tek tek bakıyoruz. Bir cihaz falan yok yani. Cihaz yok. Çekiç. Ya bu nasıl bir şey abi ya? Bu böyle bir çekiçle şeye mi bakılır ya? Böyle bu hasar tespiti abi. Bu binanın bina sağlamlığıyla sağlam alakalı değil bir test mi, değil yani. O öyle bir test zaten 2 aydan önce sonucunu hasar alamazsınız. Hasar aldı mı almadı mı ona bakıyoruz. Şu an sadece acil yıkılması gereken binaların tespiti bu. Bu hasar tespiti, dediğim gibi bu depremde bu bina hasar almış mı almamış mı? Bu dayanıklılık testi değil. Bu peki bu o binada yapılacak mı dayanıklılık testi? Onu vatandaşlar kendi isterse kendi yaptıracak. Çünkü o çok maliyetli bir şey. Eyvallah. Bu az hasarlı oldu mu itiraz etme hakkımız nerede oluyor abi? Çevre şehirciliği. Çevre şehirci askere çıkacak muhtarlıklarda, oradan itiraz edeceksiniz. Az hasarlı değil de bizim oradaki binek kayata yıkadı bu depremde. Sözde yani bir az. Evet, vatandaş memnun değil Mustafa Bey. Ne diyorsunuz? Ne diyoruz? İnsanlar acılı, haklı. Haklı, aynen. Bir şey diyecek. Abi şehrin aynen sorunlarından bahsediyorduk. Yani buradaki enkazların sebebi nedir? Buradaki enkazların sebebi bizim gördüğümüz, benim kendi teşhisim bu tabii. Beton kalitesi inanılmaz kötü. Aynen, az önce 2007 yapımı bir binanın aynen müteahhitiyle konuştuk. Ben inanamadım. Aynen. Ya. 2007 yılındaki bir binanın betonu elle dökülmüş. Hazır beton değil yani. Aynen. Çakıl olabilir taşları vardı. Yani yuvarlak yuvarlak yassı. Hani bir kırma taş yoktu. Aynen. Ekrana getirmeye çalışıyorum şu anda. Burada da yine başka bir görüntümüz var. Solda da yine aynı şekilde. Asansörün motoru yerde. Evet, asansörün motoru burada. Yani keşke bunları hiç yaşamasak ama. Yani yama, özellikle yama yapıyormuş Emirhan Bey. Burada hiç demire, benim gözüme çarpan bir demir yok. Evet, evet. Şurada yeni blok nizam, blok tuğlalar var. Evet. Arka tarafta harman tuğlalar var. Evet. Bacalar evet da harman tuğlayla örülmüş. Evet. Onun dışında bir demir ibaresi görmedik. Bu binada eski zaten. Yani nervürsüz demirler. Yani halk dilindeki tabirle tırtıkları yok. Bak bir tane ben sana örnek göstereyim. Şuradaki kırma taş değil, betonun içinden çıkan aynen taş. Aynen, yassı zaten bak. Yassı, ucu dere kumundan yapılmış yani. Eleme dere kumundan. Yani çok bak, yüksek bir ihtimalle elle dökülmüş bak, bu binada. Şunlar. Betonları. Evet. Şunlar. Bunların hepsi dere kumu, dere kumundan yapılmış. Ve muhtemelen elle dökülmüş binalar. Ya bu özellikle güçlü kolon, zayıf kiriş muhabbeti tabii 98 yönetmeliğinden önce yoktu. O binalarda öyle bir sorun var. Ama tabii çok şaşırtan binalar da oldu bizi. Yani az önceki bina... Ya yine Emirhan Bey'in dediği gibi güçlü kolon, zayıf kirişle yapılmış ama tuğla bölüntüleri harman tuğla ile bölünmüş binalarımız var. Ve bu binalarda inanılmaz bir şekilde hiçbir kolon kirişle biz çatlak tespit edemedik. 6-7 katlı binalarda hiçbir yapısal elemanda çatlağı olmayan binalar var. Evet, yani öyle de enteresan durumlarla da karşılaştık yani. Çok ilginç. Yani bizim kendi çıkarımız tabii bu Emirhan Bey'le. Karkas betonarme
tercih edilip araları harman tuğlayla örülen binaların hepsi ayakta kalmış. Evet. Az hasarlı veya en fazla orta hasarlı var. Hiç ağır hasarlı verdiğimiz olmadı yani bu sistemde. Evet. Ki bunların arasında zayıf katlı binalar da vardı yani. Kesinlikle. Onlara rağmen olmamış. Çoğunluğu öyleydi. Evet. Bizim baktığımız bütün binalar neredeyse. Çok enteresan. Ya da işte hani zayıf belki katlı. O bölgenin zemininden ötürü o binalar şanslıydı belki de. Tabii bunun için resmi raporları görmek gerek. Bu süreçte çok enteresan bir vakayla daha karşılaştık. Zemin kat pürüzsüz. Hiçbir çatlak yok. Evet. Bodrum katı ona keza. Bodrum katı ona keza. Hiçbir çatlak yok. Tam kanaatimiz oluştu artık ama dedik hani birinci kata da bakalım. Orada durumlar nasıl dedik. Birinci katta çok ağır bir hasarla karşılaştık ve tabii... Ağır hasarlı bina olarak... işaretledik. Tespit ettik. Raporladık. Burada yine başka bir yıkılmış binamız var ne yazık ki. Caminin de bir bölümü gitmiş. Caminin üzerine göçmüş. Aynen. Ha doğru, caminin üzerine doğru göçmüş değil mi? Millet Bahçesi'nin tam karşısıymış burası. Evet, şurası Millet Bahçesi. Burada görevli memur nöbet tutuyor. Tabii burada muhtemelen enkazdan moloz kaçırılması, delil kaçırılmasına karşı bir nöbetleri var. Ama yine bina tost olmuş. Aynı. Aynı durum yani. Güçlü kolon zayıf girişten mahsallaşmış. Ve binalar tost olmuş. Yani aslında pek çok faktör var. Yani sürecin bu... tamamlanıp molozların kaldırılması bekleniyor. Evet, yani pek çok halka var. Bir zincirde pek çok halka var. Ve bu halkalardan birkaçı bozuk olduğunda ne yazık ki görüntüler böyle oluyor. Ya keşke böyle görüntülerle karşılaşmasak ama durum bu. Şuradan yakın çekim yapalım mı? Şimdi kirişlerdeki donat sayısı da çok yetersiz. 12'lik nervosuz demir. Evet. Bakın şurada da burada var. Bir burada de şu çatlak muhtemelen etriyenin çatlağı. Bir de burada var. Çatlakları aynen. Aralığı kaç santim? 30 santim var rahat. Çok rahat 30 santim var. Evet. 30-25 o aralıkta geziyor. O aralıkta geziyor. Yine şuradaki hasarı görüyorsunuz. Şu aradan görünüyor mu bilmiyorum. Şu an yakınlaşıp gösterebiliriz. Kolonların kalınlığını da gösterebilirsin. Evet yani kolonlar oldukça zayıf. Yani sıvayla beraber görüyorsunuz şu an. Mesela şurada pembe bir şekilde... Sıva katmanı var 2 santimlik. Bu tarafta yok gerçi ama yani kolonlarımız da zayıf. Kirişlerimiz oldukça etli. Yani kiriş çok güçlü görünürken kolonlar oldukça zayıf görünüyor. Tabii bu da mafsallaşmaya neden oluyor. Ne yazık ki burada yıkılan sadece binalar değil. Ya bu arada şu görüntü beni birazcık mutlu etti. Bu bina yıkılırken en azından bu binaya yapısal bir hasar vermemiş. Yani bu bina çünkü büyük riskli aslında. Çünkü bitişik nizam gördüğüm kadarıyla buradaki yapılar. Ama yeni bina olduğu için aralara dilatasyon. Evet. Evet. Dilatasyon çok önemli gerçekten. Aynen. Dilatasyon bitişik nizamlarda inanılmaz önemli olduğunu bir kez daha anladık üstüne basa basa. Evet. Bak buradaki yapıyı görüyor musun? En arkada perde yapmış şurada. Evet. Bir sonraki kolon yine perde ve köşe kolon yine perde olmuş. Yani burada 3 tane. Evet, perde. Y yönünde genelde çalışma var ama belki iç kısımda, çekirdek kısmında X yönünde de elemanları var ve bu binaya dayanmış. Kedi var mı yanında kurabiye, murabiye bir şey? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu civarda başka bir şey yok. Buradan geri dönebiliriz artık. İlk olarak kapının tam olarak açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü acil bir durumda kaçmamız gerekirse kaçış güzergahımızın tıkalı olmamasına gayret gösteriyoruz. Çünkü dün bu hatayı yaptık ve depreme çok kötü bir yerde yakalandık. Bugün aynı hatayı tekrarlamayacağız. Ve bu nedenle önceki koridoru açıyoruz. Fener tutayım mı hocam? Pardon arkadaşlar. Var bende var. Az önce girdiğimiz binada daha girer girmez bodrum katta bir burkulma hasarıyla karşılaştık. Yani bütün donatılar burkulmuş. Şu an içeri doğru net görülebiliyor mu bilmiyorum. Donatılar burkulmuş. Şurada da var onun. Zaten bunlar açıktaymış. Evet. Bunlarda da aynı problem. Evet. Hep aynı problemle karşı karşıyayız şu anda. Yani şu an açıdan ötürü tam görünüyor mu bilmiyorum ama benim bulunduğum açıdan çok net belli. Donatılar burkulmuş. Şuradan sanırım daha net, evet.
Buradan çok daha net bir şekilde görülüyor. Diğerlerinde durum nasıl? Şu an başka tespit edildiğimiz yok. Tamam, ayrılabiliriz buradan. Şu an aynı binanın ön tarafındaki dükkanındayız. Yani yine aslında bodrum kat. Burada herhangi bir kolon hasarı yok değil mi? Aynen. Kolon görünümünde. Evet. Kolonlar. Burası biraz hasarlanmıştı. Orayı bilemiyorum kolon mu değil mi? Değil de. Kolon değil, hayır. Birket tuğla. Hayır. Az önceki yerin zemin katı. Yine buralarda da donatılarda yine burkulmalar var. Ayrıca da bütün elektrik tesisatı hepsi kolondan geçirilmiş. Kolon şurada bitiyor. Şuradan başlıyor. Yani burada pek çok sorun var. Şimdi bu binadan çıktık. Bu binayı ağır hasarlı olarak raporluyoruz. Yanındaki bina yıkılmış. Şimdi diğer tarafa doğru geçiyoruz. Bakalım orada arkadaşlarımız bir şey danışacakmış. Ona göre yeniden diğer taraflardan işlemlere devam edeceğiz. Şu an bir eğitim binasındayız, eğitim kurumundayız. Ve bu bina 2014 yılında ruhsatı alınmış. 2018 yılında da yapılmış. Mustafa Bey ile beraber yine geziyoruz. Binanın beton sınıfı C25. Binanın müteahhitiyle konuştuk ve bina depremde kendisinden beklenen performansı göstermiş. Burada aynen. Çapraz çatlaklarımız vardı şurada, baktık. Herhangi bir şey göremedik. Onun dışında önemsiz duvar çatlaklarımız, sıva çatlaklarımız vesairelerimiz var. Birkaç yerde yokladık ve çok iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim binanın. Yani aslında buradan da şu sonucu çıkarıyoruz. Binanın tabii ki beton sınıfı önemli ama aslında C25 de olsa, C30 de olsa, C35 de olsa iyi bir mühendislik hizmeti aldıktan sonra binaların gereken performansı göstereceği yönünde kanaatimiz var. Burası da binanın zemin katı. Ufak tefek sıva çatlakları, işte duvarla kirişin ayrıldığı yerlerde ufak tefek çatlaklar var. Hepsi önemsiz çatlaklar. Şurada ufak bir çapraza giden bir yer vardı. Çok şüphelenmemiştik ama ne olur ne olmaz diye yine kaldırdık. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Şimdi Mustafa Bey'le beraber kolonda bir çatlak gördük. Tam da böyle eğik açıyla gittiği için. Ardından açtık, altından bu şekilde tesisat borusu çıktı. Elektrik tesisatı borusu çıktı. Kolonun içinden geçirmişler. O da bizi yanılttı. Ama şu an burada bir deprem hasarı yok. Bu haftaki videoda Malatya'da doğrudan çektiğimiz videoları sizlerle paylaştım. Malatya'da pek çok yapıda inceleme yapma şansımız oldu. Dönem dönem yine bunları da paylaşmayı planlıyorum. Gerek burada gerekse web sitemde. Ve tabii bunları da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.